Bayır Ucak Türkmenlerine evet biz e, kamuoyu olarak ya da e, kimi olarak miktarlarından sonra konuşmaya başladık ama miktarlarının gönderilmesinden önce onların varlığından ve e, kendi hayatlarını korumak için ihtiyaçları bulunduğundan haberdar olan birileri vardı. Sonra onun üzerine kumpas yapıldı. O da ayrı bir bahis yani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi e, bir e, önce bir e, sıkı bir tavır koymak gerekiyor. Erbil'de bunu kim yaptıysa ister bir tane tırnak içinde grafik sanatçısı yapmış olsun ister şu ister bu. Sonuçta siz 5-6 tane e, şey pul koyuyorsunuz. O puldaki o haritanın ne anlama geldiğini e, Sinan Bey de söyledi. Sen de çok eski tarihli bir şey bunun bilmeye yok. Orada, 1947. Tamam. Birilerinin O zaman e, e, Irak Örak Kürt yani. Kürdistan Demokrat evet. Parti'sinin yayın organında yayınlanmıştı. Şimdi 1947'de. Kurulurken hedefinizi büyük tutabilirsiniz. İçinizde o heves yaşıyor olabilir falan falan bir sürü şey olabilir. O yeterli tepki verildi mi Sonuçta Ben ben ölçülü bir tepki verildiğini düşünüyorum. Yeterliden kastım kastım biraz demin bahsettiğim çok büyük tepki anlamında değil. Yani bir defa onun karşılığını vereceksiniz. Karşılığı şu, durduğunuz yer net olacak ve buradan bir biçimde bir esneme, bir normalleşme, bir bunu yavaş yavaş ya ne tamam bunu ya. kabul edelim de daha ileri gitmeyelim ...falan durumu gibi bir durum oluşturma durumu olmayacak. Bu kesin. Bu kesin. Aynı Suriye gibi, <gülüyor> pardon <laughs> Suriye'nin Hatay minselisi gibi. Ne diyorduk? Hatay. Sakın ha diyorduk. Herkes bir parmağını kaldırıyordu. Ama ondan sonra sen kendi kendine gelin göğe olmaya devam edebilirsin. Ama ben önce bir sakın ha mı diyeceğim ondan sonra. Çünkü şunu bileceksin. Ben bunu ne kadar kendi kendime gelin göğe olursam olayım, yarın e sen bana bu kadar zamandır da ses çıkartmıyordun aslında acaba bir yola mı geliyorsun gibi bir anlayış sende oluşmayacak. Ben bunu bir defa net bir biçimde ortaya koyacağım. Ben geçen gün ee, dış işlerin açıklamasını <laughs> görünce biraz daha hani bilinen bir şey olmasından mütevellit e, belki çok üstünde bile durmayabilirler dedim ama mevzu Papa olunca ve orada tekrar bir güncellenince bunu bir meşruiyet sağlama e, sonucu da çıkabilir buradan diye bir tepki bekledim sonra tepki geldi ben tepki yerinde buluyorum ölçülüden kastım şu e, Erbil yönetimiyle <laughs> kavga etmek istemiyor Türkiye her şeye rağmen. Hı. Çünkü onu daha önce birkaç defa Erbil yönetimini Türkiye tırnak içinde söylüyorum. Bunu kimse alınmasın. Affetti. Sonuncusu da referandumdu. Doğru. Çünkü yani. çok net bir biçimde şunu biliyorlar. Bir, e, Musul Kerkükü, yani Kerkükü özellikle oraya koymak bir anayasaya aykırı. Zaten işin neşruiyetini e, tamamen ortadan kaldırıyor. Velev ki var. Yani referandumun. İki, siz oraya Iı, Türkmenleri de Türkmen toprağını da oraya dahil ettiğinizde el bombasının pimini çekip Türkiye'ye atıyorsunuz. Ve üstelik o günlerde en yapılmayacak işti o. Niye öyleydi? Türkiye Erbil'in parasını Bağdat vermiyor diye Erbil'in parasını ayırarak petrol parasını Erbil'e ayrıca ödüyordu. O yüzden öyle yaptı. Şimdi bunu zaten. yani baba evladına yapmaz. Şöyle demişti bana yetkililer Mustafa abi İran'la ve merkezi yönetimle bizim aramız çok kötüydü. Hatırlarsınız o dönem. Evet. Zaman. evet. Ee, onu bir fırsat olarak gördüler. Hatta dediler ki ya yani sizin aranız çok kötüydü. Nasıl bir anda birleştiniz ve başımıza üşüştünüz? Ee, e şimdi başına üşüşme olarak görmemeli anda, yani aslında da o. Değil. Üç ülke birden ortak tepki verince e, ya yani biraz onu e, Amerika'dan ve İsrail'den iyi bir destek alıp biraz yarı yolda. Aynen öyle. Amerika bizi sattı cümlesini ben e şimdi bakın duydum. Şimdi bakın sat, satan satılır. Onlar da Türkiye'yi sattılar o zaman. Bütün Türkiye'deki algı budur. Aksini düşünen varsa bilmiyorum konuşalım ama benim net algım budur referandum dönemiyle ilgili. Şimdi burada bunun ikincisi oluyor. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman bir defa siz bunu hemen hemen izah edeceksiniz bitti. Ne yaptı? Eee Neçirvan evet. Barzani Türkiye'ye ne kadar süre sonra gelebildi? Şeyle görüşmeden Bağdat'ta görüşme yaptılar şey, Macron'la. Ondan bıraktı. sonra o görevi bıraktı. Ben hani orayı da atlayarak söylüyorum yani hızlı gideyim diye. Evet, yani bak, o çok sen, şey. sen onların içinde tanıhsın. Biz de bak ondan sonra Neçirvan Barzani ee, güç bela geldi, kabul edildi Ankara'ya. Çok yakın ilişkiler var. Ve varmış, kabul edildi, ağırlandı, saygı gördü. Şimdi daha dur, daha seyahatin şeyi kurumadı ya. Ayağının tozu düşmedi daha yeri. E birkaç ay önce Ankara'daydı. Macron ziyareti, Macron'la görüştü. Ben ya, tahmin ettim onu, eee konuşur gibi kişi gibi. Hemen ayağının tozuyla geldi. Abi bize böyle dedi. Biz de ona öyle dedik. Bilmem ne geldi, kendini izah etti, durumu izah etti. Biraz Macron'la ilgili olan şeyleri verdi filan. Şimdi bu iyi bir başlangıç. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek veriyor. Buna hiçbir şekilde şüphe yok. Orada bir ayak sürtme vesaire filan durumu yok yani Erbil'in. Çok net. Doğru. Zamanında Mesut Barzani de ya, işte senin topraklarında Türkiye'ye cirit atıyor diye kışkırtma yapıyorlardı. E ben orada değilim ki diyordu. yani Ben karışmıyorum ikisinin arasındaki işe. Yani PKK ile Türkiye'nin arasındaki çatışmaya ben karışmıyorum diyordu. Toprak benim toprağım ama ben orada değilim zaten. Hala öyle. Ve bu gerçekliğin üzerine Türkiye oralarda operasyon yapabiliyor ya da üst kurabiliyor falan. Hatta karakol kurabiliyor. Bağdat'la da anlaşarak aynı şekilde. Şimdi şimdi de İran mesela orayı kaşıyor. Yani o burada işgalci falan demeye başlıyor. Dolayısıyla evet orada e, zorunlu müttefik Türkiye ve hiçbir şekilde e, aman burada da bir fırsat buldum. Türkiye de şimdi bana bir şey diyemez ben de şurayı alayım dediğiniz andan itibaren ilk kopuyor. Bunu daha önce yaptı defalarca. Fakat her seferinde Türkiye tırnak içinde söylüyorum devlet gibi davrandı, devlet olarak davrandı. Onların demek ki daha yürüyecek çok yolu var. Bunu bir kenara koyalım. Bu iş nasıl yönetilecek? Bir, ittifakı işbirliğine, bu işbirliğine zarar vermemek ikimiz iki tarafında da çıkarına, En çok da bizim çıkarımıza. İki, peki e, biz elimizin tersiyle ittik, e, Osmanlı tokatını da çaktık. Değer mi? Değmez. Peki onların Türkiye'yi satışı bir pula değer mi? O da değmez. Ama onların satmasının bize bir zararı yok. Bizim onları dışlamamızın bize bir zararı var. O yüzden bence Türkiye o ölçülü tavrını devam ettirmeli. Yani hem e, net tavrını koyup böyle ayalciliklerin falan bir manası yok. Bu hepimize zarar veriyor. Ee, bir de eğer düşüşlerinin e, tanımlamasındaki e, kendini haddini bilmez bazı İKDP yöneticileri ifadesi eğer içeride bir grubu işaret ediyorsa ...neçirvan barzani Öyle değil de... Ben. ...içeride bir grubu işaret ediyorsa... E, ...bugün gelen açıklamalara... ...bakılırsa bir sanatçı yapmış... ...biz daha ona karar ver.